Özgüven kendini yeterli görmek, kendini değerli görmektir. Özgüven aynı zamanda kendi yetenek ve becerilerini dışa yansıtmaktır. Çoğu insanın içinde müthiş bir cevher var, müthiş bir güç var ama insanların buna olan inancı yok. Neden biliyor musunuz? Aslında bize bu özü verene güvenmiyoruz. Rabbim bizi parmak izimize kadar farklı yarattıysa bize güveniyor. Bizi özel görmüş. Ve bizim şunu düşünmemiz lazım. Rabbim beni niye yarattı? Ne için ben bu dünyaya gönderildim? Beni özel, önemli, değerli kılan ne var? Bunu bulan insan dünyada iz bırakmayı başaran insan. Benim bu dünyada iz bırakacak yetenek ve potansiyellerim neler? Ben bunun ne kadar farkındayım? Önce bunu düşünmemiz lazım. Sizler için harika bir test hazırladım. Özgüven kontrol listesi. Bakın bakalım. Buradaki sorulara evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz? Eğer bunlara evet diyorsanız kendinizi yeterli, değerli görüyorsunuz. Yetenek ve potansiyellerinizin farkındasınız. Sizin bu dünyaya katabileceğiniz çok güzel şeyler olduğunun farkındasınız. Eğer hayırlar ağırlıklıysa özgüvenle ilgili sıkıntılarınız var. Bakın bakalım. Hangilerine evet diyorsunuz, hangilerine hayır diyorsunuz? Hayır dediklerinizin üzerine düşünün. Çünkü o özü size veren sizin bu dünyada iz bırakacak bir insan olmanızı istiyor. Eksiklerinizi giderin ve öyle bir insan olun. Hemen maddeleri vermeye başlıyorum. 1. Kendimi beğeniyorum. Aynaya baktığın zaman kendinden memnun musun? Kendini beğeniyor musun, beğenmiyor musun? Evet, hayır. 2. Kendime de başkalarına baktığım gibi bakıyorum. Kendimle ilgileniyorum başkalarıyla ilgileniyoruz onlara özel hissettiriyoruz onların kendini özel hissetmesinde yardımcı oluyoruz ama ben özel değil miyim başkasıyla ilgilendiğim kadar ben kendimle ilgileniyor muyum ilgilenmiyor muyum ilgileniyorsanız evet ilgilenmiyorsanız hayır 3 hayat tecrübem hayatta yaşadıklarım kendimin aslında takdir edilecek bir insan olduğumu bana gösteriyor eğer böyle hissediyorsanız evet, böyle hissetmiyorsanız hayır. 4. Niteliklerimin ve kısıtlamalarımın dengeli olduğunu düşünüyorum. Benim yapabileceklerim var ama yapamayacaklarım da var. Her insan her şeyi yapamaz. Ben bunun farkındayım. Eğer böyle düşünüyorsanız evet. Yok canım ben her şeyi yaparım ya da ben hiçbir şey yapamam diyorsanız hayır. 5. İyi bir insan olduğuma inanıyorum. Gerçekten iyi bir insanım ben diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 6 Kendime dair gerçekçi olmayan beklentilerim yok. Kendimi biliyorum, tanıyorum ve ona göre kendimden bir şeyler bekliyorum. Zaten bunu yapamazsan hayal kırıklığına uğrarsın. Bunu yapabiliyorsan evet, yapamıyorsan hayır. 7 Herkes kadar benim de hayatta iyi şeylere sahip olma hakkım olduğuna inanıyorum. Mutlu olmaya, başarılı olmaya, rahat etmeye benim de hakkım var. Diyorsanız evet. Ben birçok şeyi hak etmiyorum diyorsanız hayır. 8. Kendimi suçlayan, katı, eleştirel bir gözle incelemek yerine motive edici bir bakış açısıyla ele alıyorum. Hata ettiğimde "Olabilir insanım." deyip kendimi motive edebiliyorum. Bunu yapabiliyorsanız evet, yapamıyorsanız hayır. 9. Kendimi değerli buluyorum. Ben değerliyim, ben özelim. Bunu diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 10. Sevildiğini ve değer verildiğini hisseden bir çocuktum ben. Böyle bir çocukluğum geçti benim. Bunu diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 11. Mutlu bir çocuktum gerçekten çok mutluydum. Doyasıya eğlendim. Güzel bir çocukluğum geçti. Bunu diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 12. Öpülen ve kucaklanan bir çocuktum. Çocukluğunuzda annenizin, babanızın size sarıldığını, öptüğünü ne kadar hatırlıyorsunuz? Eğer bunları hatırlıyorsanız evet, hatırlamıyorsanız hayır. 13. Övülen bir çocuktum. Takdir edilen, Gerçekten beğenilen bir çocuktum ben. Çocukluğunuzu düşününce bunu söyleyebiliyor musunuz? Söylüyorsanız evet, söyleyemiyorsanız hayır. 14 çocukken çok arkadaşım vardı. Arkadaşlarımla doyasıya eğlendim, oynadım, güzel bir çocukluk geçirdim. Bunu diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 15 abilerimle, ablalarımla harika bir iletişimim oldu. İlişkilerimiz hep iyiydi. Bunu diyebiliyorsanız evet, diyemiyorsanız hayır. 16. Çocukken zulüm görmedim, dövülmedim, şiddete uğramadım, aşağılanmadım. Eğer bunu rahatlıkla söyleyebiliyorsanız evet ama bunları söyleyemiyorsanız hayır. 17. Öğretmenlerim bana nazik davrandılar. Beni destekleyen, motive eden, özel ve önemli olduğumu hissettiren öğretmenlerim vardı. Bunu söyleyebiliyorsanız evet ama bunu söyleyemiyorsanız hayır. Evet arkadaşlar bu 17 soruya evet cevabı verebildiyseniz eğer siz özgüvenli bir insansınız. Çünkü özgüven kendinizle ilgili olumlu anlamda neler hissettiğiniz ve neler hissettirildiği ile ilgili. Ama hayır cevabı verdiyseniz maalesef hem kendinizle ilgili çok olumsuz negatif şeyler yaşadınız hem de çevrenizle ilgili size yaşatılan şeyler hoş ve güzel şeyler değildi. Onun için sizde özgüven problemi var. Evet arkadaşlar eğer cevaplarınız hayır ağırlıklıysa yine de korkmayın. Biliyorsunuz özgüvenle ilgili videolarım var onları mutlaka izleyin. Başarılı olma hayatın içinde iz bırakma adına özgüven çok önemli bir şey. Bu konuda yeni videolarım da gelecek. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın bunu zaten yapıyorsunuz. Youtube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Zil var zile de tıklayın. Katıl butonumu aktifleştirdim. Kanalıma katkı sağlamak isteyenler sağlayabilirler. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.